Türkiye'de ezelden beri iktidarcı egemen siyaset düşman yaratarak kendini güçlendirir. Bu düşman dönem dönem değişir. Ama neredeyse herkes bir şekilde bu düşman siyasetinden nasibini alır. Dış mihraklar, lobiler, örgütler, STK'ler öğretmenler, öğrenciler, doktorlar, emekçiler, anneler. Bunlar zaman zaman hortlayan düşmanlardan sayılır. Bunların yanı sıra bir de kadrolu düşmanlar vardır. Mesela Kürtler, Aleviler, Ermeniler, kadınlar, İslamcılar ya da İslamcı olmayanlar. En ufak sarsıntıda bu ana kadrolar işe yarar. Kullanışlı zamanlarda Aleviler, kullanışlı zamanlarda Kürtler, kullanışlı zamanlarda sosyalistler, Ermeniler. Musevi Ermeni mezarlarına yapılan saldırılar bu kutuplaştırılmış siyasetin bir enstrümanı olurken terzi fikri onun 12 Eylül'ün hedefi olan devrimci anlayışı bugünlerde yine hedef oluyor. Bitti mi? Tabii ki hayır. Mesela Muharrem ayında Alevilere, Cem evlerine yapılan saldırılar kutuplaştırıcı siyaset açısından kullanışlı hale geliyor. Dedik ya, Müslümanlar, Müslüman olmayanlar, Ermeniler, Aleviler, Museviler, kadınlar, Kürtler her dönemde düşman. Bugünkü programda ta Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana uygulanan düşmanlaştırıcı politikaları konuşacağız. Hadi gelin hep birlikte dinleyelim. Merhabalar. Söz ve Yaşam ekibi olarak Beyoğlu'ndaki klasik durağımız Halkların Demokratik Kongresi binasının önündeyiz. Neden buradayız? Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüsü Cengiz Çiçekle AKP'nin son zamanlarda e, uyguladığı savaş siyaseti, politikalarını konuşacağız. Hadi gelin bakalım bize neler anlatacak. söz ve yaşam başlıyor. Alevisi, Sünnisi, Caferisi, Hristiyanı, Musevisi, inananı, inanmayanı bir arada yaşamaya çalışıyoruz ama beceremiyoruz. Biz bir arada yaşayamıyoruz. Yani yaklaştıkça daha da uzaklaşıyoruz. Çünkü Türkiye'nin üzerine böyle karabasan gibi çöken, e, kutuplaştırıcı ve kendinden olmayanı düşman siyaset buna izin vermiyor. Bunu mümkün kılmıyor. Ama artık çoğumuz bu siyasetin bu küçük oyunlarına gelmesek de yıl 2022 ve Türkiye halen mezhep tartışmalarıyla siyaseti şekillendirmeye, gündemi değiştirmeye devam ediyor. Ne zaman İktidar böyle tahtının sarsıldığını düşünse hemen böyle acil durumlarda kullanmak üzere sakladığı o ulusal beka söylemlerini cebinden çıkarır. Bir takım saldırılar planlar onun altını desteklemek için ve e, kısaca savaş siyaseti yapar. Bu konuyu zaten konuşacağız ama elbette asıl konumuz işte sünni toplum yani diğer anlamda devlet e, kamusal alanda... Alevilerin varlığına ilişkin bir türlü hukuki bir zemin oluşturmuyor. Haliyle bu yaklaşımda Alevi sünni tartışması üzerinden e, çatışma, kavga ortamlarına uygun bir zemin oluşturuyor. E Alevi meselesi bu gelinen, bugün gelinen noktada dini, sosyal ve e, siyasal bir zemine otursa da karşıtlık, ötekileştirme kutuplaşma, çatışma siyasetinin bir aracı haline gelmiş durumda. Gezi olayları özelinde olduğu gibi. Şimdi yanımda Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüsü Cengiz Çiçek var. Kendisiyle bu konuyu diye değerlendireceğiz. Sevgili Cengiz hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ee, yoğun bir gündemim var ama yine de bize vakit ayırdın. Çok çok teşekkürler. Şimdi hani programı açarken dedim ki işte devlet savaş siyaseti yapıyor. Yani nedir bu savaş siyaseti? Bana böyle 10 e, yaşında bir çocuğu anlatır gibi anlatır mısın hukuki terimler kullanmadan? E, i̇lle sıcak bir savaş olması gerekiyor mu savaş siyaseti yapmak için? Ee, yani hukuki terim üzerinden anlatmamaya çalışalım ama maalesef ve üzülerek söyleyelim ki yani dünyada sadece ülkemizde değil bütün dünyada savaşın tanımı aslında e, toplumların kendi içindeki siyasal, kültürel, inançsal çatışmalarını çok gözeten, çok derinden okuyan yani o hayatın kendisini doğrudan somut okuyup buna göre e, tercüme eden ya da çözüm arayışları geliştiren bir dünyada da yaşamıyoruz. İşte savaş dediğimizde maalesef e, ortaya şöyle bir tanım çıkar genelde yani hem hukuki terimden de belki resmi siyasal zeminde. Savaş işte iki devlet arasında ya da bir devletle bir kolektif grup arasında şiddet yoluyla, silahlar yoluyla ortaya çıkan ilişki durumunu tarifler. Ama hani belki de hayata soldan bakan, hayata daha özgürlükçü bakan, resmi paradigmalar dışında hayata bakan bizlerin de elbette ki savaş tanımı buna sınırlı değil. Belki de sizde onun... İzini arıyorsunuz, onun sorusunu arıyorsunuz. Aslında biz yürüttüğümüz mücadeleyle bunun cevaplarını arıyoruz. Yani bu sorunun cevaplarını arıyoruz. Savaş nedir? Evet. Savaş e, sadece, yani bu kadına yönelik şiddet bağlamında da aslında felsefik olarak da, hukuki olarak da, siyasi olarak da bu resmi ezberleri bozmamızı gerektirecek temel kavramlardan biri. Savaş etrafında ortaya e, çıkarılan bütün kavramların kendisinin aslında tarihsel, e, felsefik ve kuramsal, e, bir ezber bozucu, yani put kırıcı bir yaklaşıma ihtiyaç var. Savaş, e, hani ülkemiz bağlamında savaş dediğimizde elbette ki ya şunu çok net söylemek gerekir belki hani, e, yani tanımlanmış hukuki e, çerçevenin dışında savaş e, ülkemizde savaş siyaseti nedir dediğimizde kuruluşundan bugüne sadece bugün AKP iktidarı, iktidarıyla sınırlı değil e, iktidar, bu iktidarla sınırlı tutarsak e, sorunların çözümü noktasında da çok fazla yol alamayacağımızı düşünüyoruz ki siz sunumunuzda zaten o çözümsüzlüğü fazlasıyla ifade ettiniz ama katılmadığım hususlar var onu söyleyeyim size. Aa, çok ha, sevinirim lütfen. Ama yani kuruluşundan bugüne kurucu kodlarını daha çok Türkiye'nin farklı kimliklerine, farklı halklarına farklı inançlarının inkarı üzerinden yok sayılması üzerinden bir kodlamayla kendisini bir homojen tek ulus inşası üzerinden kendisini güncellemeye çalışan bir akılla karşı karşıyayız. Buna kimleri Türk devlet taklı der, kimisi işte resim paradigma der, işte paradigmanın nasıl iflas edileceğine dair de tartışmalar bugüne kadar baki. Ama toplamda bir siyasal egemenlikçi alanda, bir devleti elinde tutan bir yapıyla toplum arasında çok ciddi bir çatışma halinin tarifidir savaş siyaseti. Yani doğrudan ee, egemen siyasaldan doğru topluma dönük kültürel, e, sosyal, siyasal yer yer silahlı e, her türlü saldırının içinde bulunduğu e, bir zemin olarak savaş siyasetini tarif edebiliriz. Yani mesela şey sorsam asimilasyon politikaları savaş hmm. siyasetine dahil mi? Kesinlikle dahil. Yani işte tam da yani klasik şiddet aralığının dışına çıkarmayı tartışmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'de gerek Kürt meselesi, gerek Alevi meselesi, gerek sosyalist hareketlere dönük yani devletin yönelimleri, farklı halklara dönük yönelimleri, farklı inanç gruplarına dönük emeğe yaklaşım, işte son yıllarda özellikle yuka çıkan doğaya yaklaşım, insanın doğaya şiddetli tahakkümü. E, aslında biz halkların demokratik kongresi olarak da bu tahakküm alanlarını tarihsel olarak sıralıyoruz. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihsel olarak Özetini bana çıkar çıkar deseniz, e, yani savaş kavramı bağlamında çıkar deseniz, evet. Yani birçok alana dönük, savaş halinde e, yönelen bir yaklaşım var. Bir kadına dönük çok ciddi savaşçı bir şey var, kimlik var. E, halklara, Kürt halkı başlı olmak üzere halklara dönük. Yani bir egemenlikçi ulus yaklaşımı var. Yeni bir ulus inşası yaklaşım var. Başta Aleviler olmak üzere e, yine Egemen e, dinden doğru, inançtan doğru bütün coğrafyanın halklarına dönük bir savaş hali var. E, yine insan doğa ilişkisi bak, bağlamında baktığınızda doğaya dönük çok ciddi bir savaş hali var. Yani sermaye yanlısı ve son olarak da elbette ki sermaye gruplarının emeği üretenlere dönük, yaşam üretenlere dönük, sistematik, tarihsel, güncel bir saldırı var. Aslında bulunan bu beş başlığın hepsinin kendisi savaş siyaseti olarak tariflenebilir diye düşünmekteyim. E, sevgili Cengiz, çok güzel söyledin. E, ben senin açılışta nereye katılmadığını hmm. tahmin ediyorum. Hmm. E, i̇stersen sen bir söyle. Yani bir arada yaşama umudunun, bir arada yaşama <laughs> potansiyelin azaldığına dair e, vurguya bir itirazım <laughs> var, onu söyleyeyim. Evet. Şöyle itirazım şuna özeldi, e, yani yüzyıllık sistematik bir toplum karşıtı olarak kendisini sistematik olarak örgütleyen bir yapıdan bahsediyoruz. Yani bu e, mevcut siyasal partilerin, güncel siyasal partilerin üstünde bir yönelim. Yani e, benim iddiam odur ki e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 20. yüzyıldaki ulus devlet e, projelerinin içerisinde en başarılısıdır. Tekçi, homojen, inkarcı, yer yer soykırımcı yer yer işte hani sürgün etme yurtsuzlaştırma üzerinden ortaya çıkan tabloya yani yüzyıllık işte ikinci yüzyıla giriyoruz tabloya baktığımızda kendi içinde başarılı olmuş ama bu başarıyı daha çok siyasal alanla ve devletin askeri ve sivil bürokrasi etrafında başarabilmiş ama buna rağmen onun karşısındaki e, toplulukların kitlelerin milyonların e, tam da devletin e, arzu ettiği noktaya gelmediğini görüyoruz i̇şte umut dediğim bu. Yani bu kadar çatışmacı siyasete rağmen, örneğin son 20 yılda AKP iktidarı döneminde ortaya çıkan siyasal süreçlerin hepsini bir göz önünde bulunduralım. Yani çok ciddi, çok tarihsel, çok ürkütücü şeyler yaşandı. Gerek söylem düzeyinde, gerek eylem düzeyinde. Her alanda yaşandı. Yani bahsettiğiniz hususlara katılmakla birlikte hala toplumun, işte Alevi ile Sunni'nin, kabaca işaretliyorum bu işaretlemede yani bu karşılaştırmaları da doğru bulmadığımı söyleyeyim. Kürt Türk çünkü bunlardan ibaret değil yani yaşadığımız evet, coğrafya bunlardan ibaret, ibaret değil, değil ama hani şu anda siyasal kavramlar olarak artık anlaşılsın diye kullanıyoruz bunu. Buna rağmen hala bu çatışmaların istenilen düzeyde, birlerin istediği düzeyde olmaması, işte bir e, siviller arası, halklar arası, topluluklar arası iç savaş düzeyinde seyreden çatışmanın olmaması hala bizim bu topraklarda Varlık gerekçemizin de ne olduğunu kendisi gösteriyor. Yani bütün bu çatıştırmacı, kutuplaştırıcı, düşmanlaştırıcı söylemlere rağmen bu ülkenin ilericileri, özgürlükçüleri, sosyalistleri, Kürtleri, Alevileri... E, yani bu, bu mücadelenin içerisinde gerçekten iyi ki var. Yani örneğin ben Cengiz Çek olarak şunu söylüyorum. E, kı, yani bize yön tayin eden, bizi yer yer e, umut var kılan, yer yer gerçeğin ayağa kaldıran, duygu olarak da, fiziksel olarak da ayağa kaldıran temel husus şu... Bu ülkenin topraklarında yaşayan insanların bir arada yaşama umudu, bütün düşmanlaşıcı politikalara rağmen yani geleceğini kendi eline alma potansiyeli ve kapasitesi çok yüksek. Yani devlet çok güçlü inşa edilen devlet çok güçlü ulus devlet projesi var ama karşısındaki toplum da çok güçlü ve bu gücünü yani bilimsel olarak da gözlem olarak da okumalar itibariyle de şuna dayandırıyorum: Bu toprakların çok köklü çok güçlü bir hafızası, çok köklü kültürleri, direngen kültürleri var. Aslında belki biz farkında olmadan o bütün tarihsel direngen birikimlerin hepsi bizi bizde bir güce dönüşüyor. Güce dönüşü. Bu sadece kitaplarla okuyabileceğimiz, sadece işte kişisel çabalarla algılayabileceğimiz bir şey değil. Karadeniz'e ben gittiğimde o kültürü görüyorum. Yani toprağa biraz üf üfleseniz altından onlarca kültür çıkıyor ve direniş hikayesi çıkıyor. Ama siz Karadeniz'i siyasetle nasıl tanımlarsınız? Genelde soldan duran işte daha milliyetçi bir yer değil mi? Daha devletçi yani, bir yer. Yani faşist evet. tanımlı bir evet. yer diyebiliriz ama eğer hmm. o hani 1970'leri düşünürsek, işte devlet yüzü, güdümlü hmm. faşist grupların özellikle oraya hmm. gönderildiğini görürsek... ...çünkü o zamana kadar bayağı direnişçi bir yer, hmm. e, coğrafya, Karadeniz coğrafyası. Hmm. Hani bilerek orada ülkücü tohumların serpildiğini düşünürsek, evet. faşist diyebiliriz ama yeni nesil öyle değil. Ama buna rağmen tutmadığını görüyorsunuz. Tabii mi? yani buna rağmen, evet, evet. yani tabii ki tuttuğu yerler var sonuçta katliamlar bu şekilde evet, yapılıyor. Evet. Yani e, Sivas evet. katliamları, Ç evet. Çorum katliamı, Maraş, Koçgiri, bunlar hep işte bu güdümlü grupların evet. tutmasıyla başarılıbiliyor. Evet. Ama ne oluyor? Uzun sürmüyor, evet. devam etmiyor. Evet. Dönem dönem Sonra yıkılıyor diye düşünüyorum. Şöyle, Belki de bahsettiğin gibi o sıfatlar olmasa hani Kürt, Alevi vesaire yani. o sıfatlar olmasa çok daha mı evet. rahat? Ya da şöyle düşünelim yani e, bu ülkedeki katliamlar tarihine bakalım değil mi? Hı. Örneğin hani 1940'lara kadar yapılan katliamlarda devletin zor gücü, askeri gücü evet. söz konusu. Yani doğrudan toplulukların katılımı yok. Tabii yani Dersim'den tabii. Tüm. ama 70'lerle birlikte ortaya çıkan başta Alevi katliamları olmak üzere işte e, Maraş, Sivas, Çorum Gazi olan. Sonra ortaya çıkan Gazi katliamı en son e, yine şey yani gezi e, gezi katliamları Hı. yani benzeri e, birçok e, katliam süreçlerine baktığımızda e, daha lokal Hı. Daha doğrudan devletin mobilize ettiği kitlelerin harekete geçtiğini görüyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde yaşayan yurttaşların yoğunluğuna ve büyüklüğüne baktığınızda evet bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Burada inşa edilen milliyetçilikle, ırkçılıkla, mezhepçilikle e, yüzleşmemiz gerekiyor. Bunu yok saymıyorum. Kesinlikle küçümsediğim anlaşılmasın. Çok ciddi yüzleşilmesi gereken katliamlar. Ama coğrafyanın geneline baktığınızda daha lokal, daha örgütlü gruplar. Mesela biz o örgütlü grupları çok yurttaş kategorisine sokamayız. Yani yurttaşla tarafını belli etmiş sivil ya da askeri siyasal oluşumları birbirine karıştırmamak lazım. Bazen hani bir coğrafyayı tahlil ederken bu ayrımı gözden kaçırdığımızı düşünüyorum. Yani yoksa çok doğru katletim, söylüyorsun. Ben, evet. Savaş siyasetinin tarihi için... O zaman çok eski diyebiliriz. Hı, yani Cumhuriyetten evet. de önce vardı büyük ihtimalle. Kesinlikle Türkiye, ama Cumhuriyet, Cumhuriyet tarihi daha özel bir tarih bizim açarız. Yani daha özel, evet. Aleviler açısından. Özellikle Aleviler açısından daha Hı. özel bir tarih. Ee, yani belki hani Alevi sorunu belki de işte şöyle yani bu soru üzerinden tariflemek mümkün. Yani hani eşit yurttaşlık diye tartıştığımız e, yine ibadet özgürlüğü olarak tartıştığımız e, bütün taleplerinin aslında özü Alevilerin tarihsel olarak bu cumhuriyete ortaklık talebidir. Yani ortaklık yani aslında e, devleti yönetenlerin de günümüzde bugün AKP'nin de en çok korktuğu şey. Yani devlet adına en çok korktuğu şey. Sadece kendi bekası adına değil. Sadece kendi işte siyasal İslamcılığı e, ile ilgili bir tedirginlik değil. Yani bu e, devletin tarihsel bir korkusu. Çünkü bu ülkede e, devlet, yani resmi paradigmanın yok saydığı bütün kimlikler ortak olmak istiyor. i̇şte yani bugün Kürtlerin bütün mücadelesi ortaklık çağrısıdır yani. Ben bu cumhuriyete ortak olmak istiyorum. Alevilerin kisi de aynı şekilde ortaklık mücadelesidir. Ortağıyım, sahibiyim. Yani bunu sadece şey yani bir tarihsel referansa binaya söylemiyorum. Belki de hani devletleri ve günümüz iktidarlarını yani AKP MHP rejimini daha somutlayarak söyleyebiliriz ki en çok ürküttüğü şey bu. Çünkü bu cumhuriyet kurulurken ortaklığı kabul etmedi ortaklığın inkârı üzerinden, varsa ortaklıkların bozulması ve eksiltilmesi üzerinden, yontulması üzerinden kurulu ve şimdi o hani e, güncel olarak yaşadığımız bütün gerginliklerin altında o yatıyor işte. Hani son olarak e, Kılıçdaroğlu şahısında ortaya çıkan hani Alevi hmm. kimliğine dönük, e, kimisi de Alevi kökenine dönük diyor. Yani sonuçta kimlik biraz sizin yaşam tarzınızda doğrudan tanımlanabilecek bir şeydir yani. İşte ben de Aleviyim ama yani Alevi kökenli biri olarak tariflemek ama bu, bu tarifi yapmak e, senin kendi In, inanç yani toplumsal inanç alanına dair içine doğduğun kültüre inkar etmek, ona saygı duymamak değil. Yani bugün itibariyle işte Alevi toplumunun Alevi yurttaşların kendi inançlarını sürekli ve hafızayı biriktirerek yaşayamamalarının temelinde de zaten, yani bu ortaklığı kabul etmeyen devlet yaklaşımı var. Yani bugün işte ortaya çıkan bir algı işte en son işte siz de biliyorsunuz tartışıldı yani Cumhurbaşkanı adayının Alevi olması AKP'yi devirme adına AKP'yi devirme, devirme mücadelesinde şey midir? E, nasıl denir? Olumlu mudur? Olumsuz mudur? Avantajlı mıdır? Dezavantajlı mıdır? Bu, bu tartışmanın kendisini yapmak bile o kadar o tarihsel kötülüğe yapılan güncel hizmet ki Hazır Cengiz hani bu Kılıçdaroğlu'na yönelik e, işte bu takım bir takım ithamlarından bahsettik ya oraya gelelim aslında. Şimdi ben şöyle bir not almışım hemen söyleyeyim. Çok eskilerde de değil yani. E, 2011 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kökeni dönemin başbakanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim meydanlarında sürüklülük içinde gündeme getirdiği bir temaydı. Evet. Ee, gazeteci Sedat Ergin Hı -hı. Hatta bunun e, araştırmasını yapıyor Hı -hı. yaptığı mitinglerde kaç kere işte Kılıçdaroğlu'nun aleviliği alevi kimliğini kullandığını Hı -hı. şey yapmış ve diyor ki e, Erdoğan ve CHP liderinin aleviliği başlıklı yazısında somut verilere dayanarak Erdoğan'ın 29 Nisanla 13 Mayıs 2011 tarihleri arasında tam 7 ayrı konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğini vurgulamış, tarih ve şehirlerin isimlerini evet. de vermiş bu yazısında. Şimdi burada ne görüyoruz biz? Hı hı. 2022'deyiz. Aradan geçmiş hı hı. 11 yıl. Herhangi bir ilerleme görüyor musun? Yani evet, ilerleme yok. Ee, belki de tam tersi. Yani 2000 son Erdoğan'ın hani cemevi ziyaretleri üzerinden ortaya çıkan tartışmalarla bağını. Senin tarihsel bilgiler verdiğin yani o verilerle şu anda güncelde yani AKP liderinin Erdoğan'ın cemevi ziyaretlerini kıyasladığımızda aslında şunu görüyoruz. Bir ilerlemeden ziyade bir çıkmaz var. Yani AKP'nin mezhepçi politikaları bağlamında bir çıkmaz var ve bir yenilginin dolaylı itirafı var. Yani dün yani daha güçlü olduğu iktidarda daha güçlü, kendisinden daha emin her açıdan ekonomik, siyasal, ideolojik hegemonya kurma bağlamında, rıza üretme bağlamında ...değerlendirdiğinizde işte 2011'li yıllardaki bu kadar gücün zirvesinde olan Erdoğan'ın... ...yani o biraz da güç zehirlenmesi olarak da değerlendirebiliriz onu. Sadece Kılıçdaroğlu'na dönük değil yani bütün farklı kimliklere dönük son derece... ...tehditkar, küçük düşürücü, aşağılayıcı, ayrıştırıcı söylemlerini görmek mümkün. Bir de Alevili küçümseyici tabii. bir tavırla tabii, tabii. sanki ayıp bir şeymiş gibi, yanlış evet, bir şeymiş evet. gibi söylenmesi. i̇şte hani bugüne döndüğümüzde aynı Erdoğan'ın işte Cem Evi'ni ziyaretini görüyorsunuz. Ama bu bir siyasal sıkışmışlığın, çaresizliğin ee, bir, bir, nevi itirafı gibi. Yani aslında bu iki fotoğraf arasında bu kadar hani fark bir taraftan yuhalatıyorsunuz. Bir kimliği birisi şahsında yuhalatıyorsunuz ama öbür taraftan o kimliğe sahip insanların inançlarına saygı görüntüsü adı altında Cem Evi'ni ziyaret ediyorsanız burada size vereceğimiz tek cevap şudur ki yani Erdoğan'a vereceğim cevap şudur. Yani AKP siyasetine vereceğim cevap şudur. Yani siz e, e, politikanızı tamamen dar parti çıkarlarınız için partinizi ayakta tutmak için kendi iktidarınızı sağlamlaştırmak ya da ayakta tutmak için e, her türlü yol ve yöntemi deneyecek kadar da aslında şeysiniz. Yani ilkesiz omurgasız e, her an ne yapacak o yüzden AKP'nin her an ne yapacağını çok kestiremiyoruz. Savaş siyaseti aynı zamanda toplumsal hafızayla da de ilgilidir evet. değil mi? Evet. Aslında savaş siyasetinin hedefinde hani yıllardır kültürel zenginlik hmm. diyorsun ya hmm. yüzyıllardır bu topraklardayız falan. Yani e, asıl savaş siyasetinin içinde oradaki hedef aldığı toplumun tamamen belleğini evet. yokmak var mıdır acaba? Kesinlikle kesinlikle. bak Şöyle e, tartışalım mı? Örneğin hani son dönemlerde bir Çanakkale tartışması çıktı hı hı, diyelim hı. mesela hani bizim de içinde yer yer bulunduğumuz. E şimdi e, siyasetin resmi dünyasının içine baktığınızda evet bu ülkede e, e, hani farklı e, yerlerde duran siyasal aktörlerin partilerin e, bir şeylerle barışması ya da hani bir ortaklık kültürünü yeniden bir demokratik cumhuriyet inşası için belli sembollere, belli şeylere ihtiyaç var. Bunu ben reddeden biri değilim. Ben yani yani siyasal yani siyasal alandan baktığımızda toplum alanı dışında çünkü maalesef bütün iddialarımıza rağmen bizim de yer yani hani toplumsal siyaset yani toplumun politikleştirilmesi, politikanın toplumsallaştırılması bağlamında çok ciddi eksiklerimiz var. Ama örneğin diyelim bir partiler arası bir ittifak demeyelim de diyalogla ortaya çıkacak belli ilkelerde buluşma meselesine baktığınızda işte ilk kurucu vurgu nereye yapılır? Kurucu süreci işte Çanakkale ruhu ee, ya da işte Ulusal Kurtuluş Savaşı. Ama hani bağımsız e, ve halkların kendi öz tarihlerinden baktığınızda siyasetin mecbur bırakıldı yani partiler itibariyle partimizi de katarak söylüyorum yani HDP'yi de katarak söylüyorum e, yer yer mecbur kaldı yer yer hani meseleyi çözüme ulaştırmak için atıf yaptığı kimi kurucu tarihsel değerlerin halkların hafızasında mesela bir Ermeni halkının hafızasında Çanakkale travmadır. Ama bazen biz de ona düşebiliyoruz. Örneğin şimdi Ermeni katliamını Cumhuriyet öncesi Ermeni katliamını nereye koyacağız? Yani, o yüzden hani hep 1915'i nereye koyacağız? E, tabii nereye koyacağız yani hani şimdi onun üzerinden var olmuş bir tarihsel süreçler yani aynı dönemlerde ama işte o Çanakkale ruhu olarak ortaya çıkan sem sembolizasyon yani aslında ya kahramanlık ruhu tabii bir öyle. ulus devlet inşaatının sembolizasyonu ama bu şunu inkar etmemizi de gerektirmiyor. O ruh da kendisini var etmiş. Karadenizli, Ege'li vesaire yurttaşların tabii. da duygusunun gitmeyecek. O duyguyla daha reel, daha kabul edilebilir bağlar kuracak işler yapmamız lazım ama direkt e, Çanakkale ruhu deyip onun etrafında bir şey öremedik yani halkların kendi öz tarihini, öz hafızasını inşa etmediğinizde o zaman Ermeni halkına ...niyetiniz ne olsa olsun hakaret etmiş olursunuz. Peki hani e, geçtiğimiz haftalarda Cem evlerine saldırılar düzenlendi biliyorsun. İşte e, tek kişi olayı üstlense de... ...sonra Süleyman Soylu da zaten kabul etti örgütlü bir şey olduğu, saldırı olduğunu. Savaş siyasetinin bir parçası olarak görüyoruz tabii ki amaç Sünni ve Alevi çatışmasını körüklendirmek. çünkü 2011'de nasıl seçimler öncesi böyle konuşmalar yapılmıştı şimdi seçim arifesindeyiz ya neler söylersin bu konuda? Sorunu şöyle cevaplayayım yani senin sorunun içinde bence geleneksel bir okuma var yani bunu yok saymıyorum ama bu geleneksel okumaların dışına çıkacağımız bir tarihsel süreçten geçtiğimizi de düşünüyorum. Örneğin bugün e, devletçi siyaset ve devlet bir savrulma sürecinde, bir çürüme sürecinde e, ve Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi tarihinin en kaotik, en kritik dönemlerini yaşıyor. Her ne kadar AKP e, tek başına iktidar gibi gözükse de Erdoğan işte tek adam diktatörü ilan etmiş gibi görse karşıdan başka bir şey örülüyor aslında. Yani bunun fazlasıyla şey e, ispatlayacak verilerimiz de var. E, yani kastettiğim şu Devlet e, özellikle e, Kürtlere karşı son 40-45 yılda aldığı tavır devletin kendisini, yani o devletin bürokrasini, siyasetini, devletçi bürokrasi, siyaseti, yine askeri bürokrasinin kendisini fazlasıyla allak bullak etti, fazlasıyla e, yozlaştırdığını düşünüyorum. Hani e, güncel tabirle söyleyeyim, yani e, Kürt e, siyasal hareketini çöktürme planıyla çökertmeye çalışanların kendisi aslında bir çökme süreci yaşıyor bir çökme süreci yaşıyor ve bu çökme süreci aynı zamanda Alevi meselesinde, diğer meselelerde de başka yeni durumlar ortaya çıkar çıkarıyor bize. Bu yeni durumu okumakta zorlandığımızı düşünüyorum. Yani savrulmaya yüz tutmuş ama bunu yaparken elbette ki tekrardan devletçi pekişmelerin peşinden koşan bir yapı var. O kadar da işimiz kolay değil. Yani daha somut şöyle ifade edeyim. Mesela son e, Cem evlerine yapılan saldırılar bağlamında yapılan tartışmaları ben e, bizzat şöyle okuyorum. E, AKP'nin de yarattığı bir düşmanlaştırıcı politika var ama belki AKP'nin de yer yer yönetemeyeceği belli darbe süreçlerinde olduğu gibi yönetemeyeceği süreçlerin de kapısı Türkiye'de aralanabilir. Örneğin Kılıçdaroğlu'nun işte Sadat'ın önüne gitmesi. Yani Sadat dediğimiz hikayenin kendisi doğrudan bir AKP'nin özel savaş örgütlenmesi olarak tanımlıyoruz. Ama hiçbir özel savaş örgütlenmesini ben bu topraklarda uluslararası güç ilişkilerinden bağımsız düşünemem. Düşünmemem gerektiğini üç tane darbe bana gösterdi. Bizim çocuklar iyi iş başardı dedi Amerikalı işte 12 Eylül darbesinde değil mi? Evet. Yani e, Türkiye'nin ulus devleti olarak e, kurulması ve onun etrafındaki küresel sermaye ve küresel e, siyasal güçlerle ilişkisini tarihsel ve güncel olarak baktığımızda hemen kafamızda ne canlanıyor bulut olarak? Bir yerde Tahran zirvesi, bir yerde NATO zirvesi, bir yerde Soçi zirvesi. Öyle hani her şeyi kendi içinde son derece bağımsız, özgücüyle de yapan bir yapının olabileceğini ki 15 Temmuz meselesini bile öyle okuyorum. Ben yani tarih okumam, gün okumam, güncel okumam, siyasal okumam buna müsaade etmiyor ve hani son ziyaretleri şöyle de değerlendirebiliriz ama bu tartışmaya açık bir konu. Çok emin miyim? Değilim ama tartışmaya açık bir konu. Yani son e, saldırılar sonrası Erdoğan'ın Cemevi ziyaretini olası bir e, işte hemen aklımıza ne geliyor? Sivas, Çorum, Maraş gibi Alevi katliamları geliyor. Elbette ki biz bunun karşısında önüne geçmek için her türlü mücadele yürütmek zorundayız ama e, belli odakların tekrardan devreye girip alevler Aleviler üzerinden benzeri senaryoları hayata geçirme karşısında AKP'nin ya bir Bakın ben Cem Evi'ni ziyaret eden bir lider olarak, siyasal çevre olarak olası şeylerin müsebbibi değilim. Şimdiden kendisinin aklama operasyondur o ziyaret. İki, belki kendisini de tedirgin eden başka şeylerin işaretidir. Ama bu tamamen spekülasyondur. Politik olarak benim yaptığım. Tabii. Yani, yani böyle... varsayım böyle, da tabii, tabii, ama tabii, Ama buradan yani da bakmamız i̇ki arkadaşın tabii. sohbeti. Tabii, yani şu, hani, sonuç itibariyle hani, Şunla yetinmeyelim diyorum. Çünkü biz fazlasıyla bunlarla yetinen bir şey yani yapılarız. Hani geleneksel okuma dediğim o işte nedir? Ülkede siyasal iktidarlar tarih boyunca hep şunu yapmıştır. Sıkıştığında katliam çıkarmıştır. Şurada bir kaos çıkarmıştır. Kendisini üretmiştir. Evet bu geleneksel devlet Güvenlik bahanesiyle Tabii. evet. Ama Türkiye'de Gladion'un tarihine bile baktığınızda Gladion'un kendisinin nereden nereye seyrettiğini mesela Çiller dönemi Gladio'da çok özel bir dönemdir uluslararası da Gladio'dan yer yer ayrışan bir dönemdir. Özel yani özelleşen bir dönemdir. Erdoğan döneminin Gladiosu da neredeyse bağımsızlaşma yüz tutmuş bir Gladiodur. Yani e, ABD'nin o soğuk savaş döneminde ürettiği Gladio örgütlenmesinden nereye? Kendi, o hani Gladio tartışmasının kendisi bile ben e, geleneksel okumaların yani e, bu bağlamda yetersiz olduğunu, daha özel okumalar, daha özel tedbirler, daha özel müdahaleler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Sonuç itibariyle şu beni kurtarmıyor. Yani kişi olarak Cengiz Çek olarak artık hani bir e, Alevi toplum bir üyesi olarak beni kurtarmıyor. Çünkü e, işte Erdal İnönü'nün örnek örneğini verelim. Erdal İnönü gerçekten e, kişisel olarak değerlendirdiğinizde şey miydi yani Alevi düşmanı mıydı? Değildi. Ama onun döneminde e, Sivas katliamı oldu. E, şimdi e, biz yarın öbür gün dönüp İsmet'in yani bugün işte dönemin, katliamı oldu. yani Peki. hani hani dönemin Sivas Belediye Başkanını ya tek başına sorumlu tutmuyoruz biz. Tabii. Aleviler o dönem Erdal İnönü'ye de lanet okudu ama tek başına onun da sorumlu olan bir şey değil. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Onlar Olan, birey sadece. Evet. Asıl sistem yani. Kesinlikle. Yani onu Kesinlikle. üreten sistem. Örneğin AKP karşıtı olarak geçinenler bu kültürü besliyor mu beslemiyor mu? Yani CHP'nin Alevi politikası şu anda AKP'nin Alevi politikasından çok mu ileride? Ama yani seni tanımak da istiyorum. Mesela İzmir'de büyüdün ama Alevi'sin. Mesela annen, baban, büyük annen, deden neyse işte gelip sana işte dersinde katledildiklerini anlatıyor, işte ailenin geçmişini anlatıyor, sizin kimliğin tarihini anlatıyor. Hani empati gücün de çok yüksek ya, oradan anlamaya çalışıyorum. Ne, ne hissettiğini hatırlıyor musun o yaşlarda ya da ne zaman farkına vardın Türkiye'de böyle bir Alevi düşmanlığı olduğunu, Alevi sorunu evet. olduğunu? Ya aslında şöyle özetleyeyim benim hikayem bizim hikayemiz aynı zamanda o toplumun hikayesi. Ben hani Dersimli bir ailenin çocuğu olarak 85 yılında İzmir'e göç ettiğimizde hiç unutmam. Yani hani bugün döndüp baktığımda hani bu politik bilincin arkasında da aslında o bizim hikayemizin yattığını görmek mümkün. Sadece hikaye ve bilinç buluşuyor. İnsan yaşam öyledir yani bir birikim oluyor. Bir kültürel birikim, bir aileden gelen birikim oluyor, yaşamdan gelen birikim oluyor. Ee, mesela ben yani politik mücadeleye girme kararı verdiğimde yani şunu artık tartışmaya yani gö yani aslında bir nevi itiraf etmeye başlıyorsun. İşte dedemin kulağına fısıldadığı, kendi yani daha çocukken ilkokul çağında kulağıma fısıldadığı dersin 38, Dersim Katya'mı e anılarıyla e bilinç buluşuyor. Artık orada karar veriyorsun. Aslında o dedenin kulağına fısıldadığı yani kendi yaşanmıştı hikaye değil bu. Çocuk yaşta belki hikaye olarak görüyorsun ama yani o katliamda çocuklarını, ilk eşini, kardeşlerini, aynı ailenin üçte işte ikisi katlediliyor. ve yetişkin bir insan sadece ayakta kalmaya, hayatta kalmaya çalışıyor ve onun hikayesini dinlediğinizde o hikaye sizin işte 20'li yaşlarınızda derinci mücadelenin e, yarattığı bilinçle buluşuyor. Hikaye ve bilincin buluşması aslında. Türkiye'deki hani özellikle e, Kürt ve toplumundaki e, sağlam muhalif duruşun temeli de o tarihsel yaşanmışlıklara. Yani, dedenin kulağına fısıldadığı hikayeleri dinlerken ne hissettin hatırlıyor musun? Şu yani oradan bir çözümleme yapacağım. O yüzden bizim hikayemiz yani. diyorum. Yani e, örneğin işte o dersimle aile, içinde bulunduğum dersimle ailenin e, üstünü örtmeye çalıştığı, kendisinden kaçtığı kimliği alevi kimliğiydi. E, mesela biz bir köyde tek e, Kürt Alevi e, ailesiydik. Babam ekonomik nedenlerle göç etmişti ve hiç unutmam bir gün e, annem Ramazan bayramında babamı kaldırdı ve şey dedi yani çocuklardan birini al bayram namazına git Alevi olduğumuz anlaşılmasın. Babam da kurban olarak beni seçti. İlkokul 2'ye gidiyorum. Soru sormaya başlamış mıydın o dönemde? Yok. Yani niye mesela ben bunu yapmak zorundayım? Şu, oradan şuraya geldim. Yani soru sormadım o dönem ama hani sonradan aslında şunu çözümleyebiliyoruz. işte... Alevilik meselesi böyle bir mesele. Yani örneğin işte Alevilerin Stockholm sendromu vesaire bir sürü Alevilere gerçekten hak etmediği bir sürü şey yakıştırılıyor. E, çünkü Alevi, Alevilerin toplum olarak talihsizliği de şu. E, mesela Kürtler gibi son derece e, baş kaldıran, Örgütlük. ...cesur, örgütlü bir mücadeleleri tarihsel boyunca, özellikle Cumhuriyet tarihi boyunca çok olmadı. E, ve o yüzden daha e, içine kapanık, e, daha örtük, e, kendi içinde kimliğiyle kimliğinden daha çok uzaklaşan bir toplumsal yapı haline geldi. Elbette ki yani Kürtlerin özgürlük mücadelesi, yurttürklerin özgürlük mücadelesi sadece alevler değil birçok farklı kimliğin kendi varlığını tekrardan hatırlaması ve o varlık mücadelesini yürütme bağlamında çok tarihsel katkıları oldu. Ben hatta e, yani Alevi toplumunun hani son 25-30 yıllık bölümünü ayırıyorum bu dönemden. Ama bir dönem üstü kapatıldı. Yani yaprak kımıldamıyordu. Gerçekten Alevilerin kendisiyle ilgili meselelerde fısıltıydı. Örneğin yani düşünebiliyor musunuz? Yani Dersim'in dağ köylerinde e, şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi döneminde yaşanmış şeyler yani. Hani bugün biz Erdoğan rejimini eleştiriyoruz ama işte insanlar e, cemlerini asker basıyordu. Ve cemlerini gizli yapıyorlardı. Aslında o yani e, askerin e, zor gücünün baskısı üzerinden ortaya çıkmış kapalı ibadet halinin kendisi bile yıllarca bu topraklarda nasıl çirkin, gayri ahlaki saldırılara maruz kaldı değil mi? Yani aslında yani oradan buraya. Ama şimdi e, tarihsel olarak ben şunu düşünüyorum. Yani Alevi toplumu e, artık vardır aynı Kürt halkı gibi yani devlet e, inkar siyasetinde başarılı olamadı. Artık var olduğunu kabul ediyor ama kendi varlığını nasıl yaşayacağına dair söz hakkını o topluluklara vermek istemiyor. Benim alevim devletin alevisi devletin Kürt'ü olacaksın diyor. Programımızın sonuna geldik ama hani savaş siyasetinden bahsediyorduk ya sevgili Cengiz e, şeye gelelim. Peki ne Öngörüyorsun yani şimdi 2011'de seçimler öncesi hı hı. böyle bir siyaset evet. yapıldı ve başarılı da oldu gördük ee, ayrıştırma kutuplaştırma ve gitgide şiddeti dozu arttırıldı ve daha da ayrıştırma kutuplaştırıcı yani daha sert geliyorlar bu defa hani palalarla sokağa çıkanlar gerçekleşiyor yani bu sefer sadece Alevilerin kapısına kırmızı çarpı koymuyorlar saldırı yani fiili saldırılarda bulunuyorlar. Ee, sence sadece 2022 yılında bu tartışmaların hala gündeme gelmesi ya da cemevlerine saldırıların yapılıyor olması ne görür ne gö öngörüyorsun? Yani bunlar nasıl sonuçlanacak? Ya biz son 10-15 yılda çok şey yaşadık. Mesela işte bir ge gezi isyanı onun üzerinden ortaya çıkan Alevi katliamları e yine işit vahşeti, işte yani soykırımcı, yani coğrafyayı kasıp kavuran gerçekten soykırımcı yüzü, Ankara patlaması, Suruç patlaması, ee, 7 Haziran ile 1 Kasım arasında gerçekten hani artık bir katliam süreci olarak değerlendiriyoruz o dönemi. Şimdi o günlere baktığımızda e, bundan daha öte, bundan daha vahim ne olabilir sorusu elbette ki siyasal bağlamda sorulması gereken bir soru ama e, ben orada AKP'nin Hmm, elbette ki tek başına iktidarda kalmak için hani sen de şeyi söyledin ya başlarken yani kendi bekasıyla devletin bekasını eşit demiş bir yap. Yani şey 7 Haziran bir Kasım arasında onu yaptı. Yani verin evet. kurtulun dedi yani. Tabii. Şu kadar vekil istiyorum kurtulun. Yoksa başınıza belli olacağım. Dünyayı idare edeceğim size. 400. Tabii. E i̇şte tam da aslında savaş siyasetinin şeyi tanımı AKP'nin o dönem politikalarında şey. Hala e, aklı buradan çalışan bir iktidar mıdır? Evet. Daha öte, daha vayim şeyler yapma gibi hazırlıkları var mıdır? Evet. E, ama ben AKP açısından e, şöyle bir çıkmazın olduğunu düşünüyorum. Çünkü AKP sadece bugün yani işte son düzlük dediğim benim yani önümüzde işte olası olası diyorum çünkü seçimde işte o da bir olasılık seçim olur mu olmaz mı yaptırır mı yaptırmaz mı? Ee, ama diyelim seçimlerin olduğunu düşünelim son düzlük, son bir yıl son düzlük. Ama... ...AKP açısından... ...yani yaklaşık 10 yıl içerisinde en azından 5-6 tane tarihsel şey vardı yani. Düzlük vardı, finali vardı ve AKP bunların hepsini... ...savaş politikalarıyla, kaos politikalarıyla boşa çıkardı. Ee, ama AKP'nin... E, ...artık hani derler ya... E, ...herhalde Demirtaş'ın sözüydü... E, ...şapkadan tavşan değil fil çıkarması lazım. Gerçekten fil çıkarması lazım yani. Hani ne, de, şimdi ne denenebilir diye Komik oldu. Evet. E, çünkü bu aynı zamanda bir yönüyle şapkadan Kesin tavşan çıkar. Evet. Evet o böyle espriyle. Evet fil çıkarması lazım. Şimdi o fil nasıl çıkacak? Tabi tartışalım izini sürelim ama e, bence üstelik sadece fil de değil pembe puantiyeli bir fil evet. falan olmalı yani. Çünkü bu aynı zamanda e, ilkiyi de e, yani devletin kendisini uçurumun eşine getiriyor. İşte bugün o yüzden diyorum dağılma süreci, savrulma süreci. Şimdi şimdi işit yok. Siz ne yapıyorsunuz? İşte sınırların ötesine ilhak politikası, yerleşme politikası, Kürtleri yursuzlaştırma politikası, sadece katliam politikası demiyorum, savaş politikası demiyorum. Bugün yani AKP'nin işte hani Çürgündüm. şu anda mesela Rojava'da ve Güney Kürdistan'daki politikasının temelinde hani benim direkt aklıma gelen devlet İsrail. İsrail nasıl 10 e, yıllar boyunca, belki onlar başka yöntemlerle yaptılar Filistinleri ana yurdunda yursuzlaştırdıysa bugün AKP Kürtleri kendi ana vatanlarında yursuzlaştırıyor ve e, nüfus dağılımını değiştiriyor, haritayı fiili olarak değiştiriyor. Bu başka bir tarihsel süreç. Şimdi en fazla bunu yapabiliyorum. Bunun ötesine gidebilir mi? Bunun ötesi devlet için uçurumdur. Yani belki Kürt halkına, mücadele yürütenlere büyük bedel sürecidir ama devlet içinde bir uçurumdur. Çünkü e, bu devletin de aslında e, o geleneksel bütün kurum kuruluş ilkelerini de dağıtma sürecidir. AKP dönemi aynı zamanda dağılma ve e, iktidarın devletleştiği bir süreci de e, tekabül eder. Ben oradan yola çıktığımızda e, toplumsal muhalefetin yani bizim için daha kolay olduğunu düşünüyorum. Yani işimiz şuradan kolay biz AKP'nin her türlü hilesini, hurdasını gördük ve tanıdığımız bir yapı. Sadece yapmamız gerekenler var. Yani işimizin kolay olması için yapmamız gerekenler var. Ee, i̇şte bizim kendi ev ödevlerimizi yapmamız gerekiyor. AKP savaş siyasetini artıracak. Ee, soykırım siyasetini belki derinleştirecek. Belki her birimiz işte yarın öbür gün tekrar sürgüne, zindana, ölüme yollayacak. Bu konuda kendisini fazlasıyla aslında test etmiş bir yapıyız yani halklar olarak, direnenler olarak. Sadece hani bu diz çökmemenin yanına inşacı dediğimiz bir şey eklememiz gerekiyor. O da şu, kendi verili kazanımlarıyla sınırlanmayan bir siyasal fikri, politik düşünceyi, zihniyeti örmemiz gerekiyor. Yani toplumsallaştırma. Yani bugün eğer Alevi toplumunun üzerinde oyun oynanıyorsa, Alevi toplumunun doğrudan öz örgütlenmesini sağlayacak işleri yapacaklar bizleriz. Aksi tutum, aksi tavır, Alevilerin makro siyasette, kutuplaştırıcı siyasette, egemenlikçi siyasette araçsallaştırılmasıdır ki, bu Kürtler için de geçerlidir, diğer farklı kesimler için de geçerlidir. Araçsallaştırmaktan ziyade kendi oyununu kendisi kuran, yani yeniden kuruluş, mesela devlet dağılıyor, Devlet dağılırken 2. yüzyılda AKP şahısında, MHP şahısında devlet kendisini tekrardan belki 2. yüzyıla yine aynı kodlarla taşırmaya çalışacak. Ama biz yeniden kuruluşu bir slogan olarak, onun da e, somut tanımını demokratik cumhuriyet olarak ortaya koyup demokratik cumhuriyetin gerçekleşmesi için ne yapmamız gerekiyor sorusunu sorduğumuzda %11 ile %12 ile yetinmeyen, önüne %20'yi koyan. Karadeniz'i koyan, Ege'yi koyan, Alevi toplumunu koyan, farklı kimlikleri koyan, Akdeniz'i koyan artık buralarda kendisini daha fazla toplumsal örgütlenme için seferber etmiş ee, ve bütün bu toplulukları, ilişkiye geçtiği bütün toplulukları öz örgütlenme perspektifli AKP'nin karşısına bir özne olarak koymaya çalışan, inşacı, kurucu bir aklı bizim geliştirmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımızda zaten AKP hangi politik oyunla karşımıza çıkarsa çıksın kaybedecektir. Belki de hani bu noktada de bizim öz konumuz olmalı. Biz de belki de hani o sınırlandırılmış siyasetin dışına çok çıkamıyoruz diye düşünmekteyim. Çok teşekkür ederim sevgili Cengiz katıldığın için. Söylemek istediğin son bir şey Yok, var teşekkür mı? teşekkür ediyorum. Benim için de çok zevkli bir sohbetti. Teşekkürler. Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüsü Cengiz Çiçek'le beraberdik. Kendisiyle Türkiye'nin artık e, siyasi tarihinde kemikleşmiş bir yapı haline gelen savaş siyasetini konuştuk. E savaş siyasetinde neler yapılıyor? Özellikle iktidar halklara karşı nasıl bir tavır alıyor? Bunlardan bahsettik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.